Gene yılbaşı geliyor. Her sene illa o soru gündeme gelecek. Çıkan giden bir yere, kardeş yılbaşında ne yapıyorsunuz? Bu sene o soru yok. Bu sene cevap hep korona. Her taraf korona. Ablam benim için en güzel yılbaşı oğlum dizimin dibinde olacak. Ben mangalı yakmazsam o gece içime sinmez, sinmez be sinmez. Kocamın anası memnun olacak. Ablam oğluma sorarlar yılbaşında ne yapacaksınız? Utanır desin anamla geçireceğim. Kocam memnun olacak. Bırak be beni evimde be. Babam memnun olacak. Bırak be ikimi de sinsin be. Bırak. Ben herkes memnun olsun diye mutsuz olacağım. Şimdi herkesin önceki yıllarda yaşanmış kötü tecrübeleri var. Beni bir sene götürdüler restoranda. Ne geldi yemek bilir miyim? Ananaslı hindi. Aşk attık da geldik eve. Dünya kadar da para verdik. Oynayalım canım ya. Oynayın da bakalım ne olacak. 3 milyar da para verdik ha. 3 milyar. Ananaslı hindi. Bu nedir be bu be? Nedir be? Nedir? Bizim de kötü tecrübelerimiz var. Mesela bir sene evde kalıp mangal yaktık. Efendiler içip içip sızdı. Ben saat 3'e kadar tel oldum. Tabii ki herkesin yılbaşı planı olur. Kaynanamın olmaz mı? Bir sene ablam gelinim rahatsızdı. Afedin zehirlenmiş. Kus kus ölüyordu. Bana sorarsan beni zehirledi. Bilerek yaptı. Yılan. Bir de çıkarttı ki ben zehirledim kendini. Yalan. Kendi oğluyla televizyonun başında kutladı. Kendi soğukluydu ablam, bulgur pilavından oldu. Oğlum bana geldi, mutlu mesut girdik yeni yıla. 2018 sene başı, o yıl şeker gibi geçti. Ve beni zehirledi be karı oğluyla beraber baş başa girsin yeni yıla diye. Geçen sene gelinimle girdim ablam. Ben neler gördüm. Başımıza gelmeyen kalmadı. 2020'de hayır etmedik. 2019 yılbaşında... Kaynanam ulan kaynasam tutturdu. Canlı müzik olsun. Yılbaşı kutlayacağız, restorana gittik. Bu ne be? Oo, gıvır 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 gıvır. Dansöz da çıktı. Dansöz Kenan dede be kur yaptı. O Kenan, senin o Kenan nesin yedir nesin yedir. Çıkardı da 100 lira sıkıştıracaktan söze. Kenan bana bak. Kenan o elini şu uzattın. O elini kıracağım sana Kenan. Kıracağım. Senin dansöz doymaz ki kaçmaz Kenan'ın yanından. Bu kadar da olmaz. Bir geldi, iki geldi. Üçüncüde artık tuttum saçından. Hadi kızım dedim çek arabanı. Sana göre bir şey yok burada. Tabii biraz sinirlerim bozulunca polislik oldu kocaca. Ayşe Önem dansözü oldu. Rezillik! Ma ne rezillik? Diz boyu. 80 yaşındaki kadını aldılar darttan içeri. Yani geçen sene biraz olaylı geçti. Bütün aileyi memnun etmek çok zor. Bu sene korona var diye herkes evinde kutlayacak sene başını. Biz de evimizdeyiz o gece. Ama sorarsanız beni hangi evde? Bir ev bulacak. Öyle bir ev ki güvenli olacak. Öyle bir ev ki işleri lazım. Öyle bir ev ki çok temiz, çok güzel. Öyle bir ev ki hijyen. Öyle bir ev ki sosyal mesafeli. Öyle bir ev ki noyanlar da var. Noyanlar demek evim demek. Ailemiz inan evimizde kutlayacağız. Anam ister oğlu yanında olsun, karım ister evinde kutlamasın. Ayşe nenem inan Kenan dedem romantizm ister, kaynatam inan ben isterik mangalı yakalım. Çocuklar ister wifi güçlü olsun, imdadıma gene noyanlar yetişti. Noyanlara gittik, herkes kendine bir ev kiraladı. Oturduk ailece yedi geçtik, herkes evine yatağına. Ertesi gün de 1 Ocak'ta uyandık hayırlısıyla. Çok güzel bir aile kahvaltısı yaptık. Açık havada çakalaştık, güldük. Long Beach'te yürüdük. İsteyen balığa gitti, isteyen sporunu yaptı. İsteyen giyindi, deniz kenarında yürüyüşünü yaptı. Bir değişiklik oldu bize. Yeni yılda isterim hava vursun bana, temiz hava. Çok kalabalığa karışmak yok. Bu sene yılbaşı evde canım. Evimiz demek, noyanlar demek.
Yıl başından oyanlarda evimdeyim.